Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video karışık bir alışveriş videosu olacak. Biraz kozmetik var, biraz firmadan gelen hediyeler var. Bir de çanta ayakkabı alışverişim var, internetten yaptım. Bu arada gördüğünüz gibi saçlarım değişti, kısaldı ve tekrar eski sevdiğim renge döndüm. Zaten beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Saçımı değiştirdiğim zaman anında paylaşıyorum. Eski model gibi kestirdim. Ben sürekli yaklaşık böyle 2-2,5 senedir şu tarafta uzun ve bu tarafta kısa model kestiriyorum. Böyle sürekli biliyorsunuz sağdan yandan ayırıyorum. Bundan önceki boyamı hatırlarsınız. Koleston köpük boyayla tekrar boyamıştım. Artık akasya cins kalır kullanmayacağım demiştim. Ama arkadaşlar kürkçü dükkanına geri döndüm. Ara veriyorum veriyorum. Sürekli tekrar akasya cins, şiliret yani biber kızı da boyasına geri dönüyorum. Çünkü o renkle aramda bir bağ oluşmuş. Gerçekten. Yani kendime en çok bu rengi yakıştırıyorum. Ve sizin de bu rengi ben de daha çok sevdiğinizi biliyorum. Hem herkes çok beğendiği için hem de benim bu renkle dediğim gibi aramda bir bağ olduğu için kendimi bu renkle daha böyle mutlu, güzel hissediyorum. Bilmiyorum, çok alışmışım. O yüzden saçlarımı kestirdiğim gün yani geçen hafta çarşamba saçlarımı kestirdiğim gün akşamı tekrar elimde olan bir tane boya kalmıştı akasya cins. Onunla tekrar boyadım ve tabii saçlarım kısaldığı için artık çok daha rahat boyadım. Bu arada şu an saçlarımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Köpük, möpük. Yani şu an bu kendi saçımın kendi orijinal hali. Böyle yıkayıp kuruttuktan sonraki hali bu şekilde arkadaşlar. Tabii saçımı kestirdikten sonra ciddi derecede canlandı yani. Bir anda hissettim. Çünkü uçları çok yıpranmıştı artık böyle tarağa falan takılıyordu. Yani çok rahatsızdım uçlarından saçlarımı. Kestirdikten sonra hem canlandı, üstüne bir de boyayınca bilmiyorum daha güzel oldu saçlarım. Böyle videolarda da köpük falan sürmeden direkt yıkayıp kurutup salarak bu şekilde sizin karşınıza da çıkacağım artık. Saçımı açık halini çok beğeniyordunuz. Çünkü siz de teşekkür ediyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle bir kesim oldu. Usturayla kesmedi kuaför. Makasla kesti ve bu makasla kesim benim daha hoşuma gitti. Şuralar bakın küt oldu. Ben çünkü normalde küt kesim seviyorum. Pek öyle katmat da vermedi. Bu kısımda gördüğünüz gibi şuradan daha böyle uzun bir şekilde arkaya doğru kısalıyor. Benim artık uzun süredir dediğim gibi kullandığım kesim. Alışverişlerime başlıyorum. Öncelikle benim bu Anneler Günü indiriminden ve ondan öncesinden aldığım bazı şeyleri göstereceğim. Ondan öncesinde aldıklarıma gelirsek şeyden Rossmann'dan aldığım bazı parçalar var. Rossmann'dan 4 parça almıştım ve onların da videoyu çekene kadar çoğunu kullandım. Kullanmaya başladım. Hepsinden çok memnunum. Bunlardan bir tanesi bu Maybelline'in yeni gelen Electro Baby Lips'lerinden şu mor olan arkadaşlar. Bunun adı Berry Bomb imiş. Tabii ki de mor olanı aldım. Diğer renklerini almak istemiyorum. Renksiz olanlardan çünkü birkaç tane var elimde. Mor olanın rengi şöyle çok güzel bir mor. Kokusu da çok güzel. Bunu birkaç kere denedim. Böyle çok hafif pembe gibi bir renk veriyor. Mor bir renk vermiyor tabii ki. Ve nemlendirme özelliğini klasik baby lipslerden daha iyi buldum. Bilmiyorum bana daha yumuşak yumuşak ve kıvamlı geldi. Öbür baby lipsler pek kıvamlı değildi. Böyle sürdükten sonra 2 dakika sonra dudağımdan uçacak gibi hissediyordum. Bunu daha çok beğendiğimi söyleyeyim size. Merak ediyorsanız Gratis Rossmann ve Watsons'lara gelmiş. Ben Rossmann'dan aldım. Daha sonra 3 parça Essence'den var arkadaşlar. Bir tanesi henüz almadan önce internette gördüğüm ve direkt aşık olduğum
almak için öldüğüm bir ojeydi. Bu Essence'in jel diye çıkan ama pek jelle alakası olmayan normal oje, yeni ojelerinden Wonder Fuel adlı renk, 23 numara. Şu an tırnaklarımdaki renk arkadaşlar. Bugün dışarıda hava böyle güneş yok. Bir acayip bilmiyorum. Sanırım İstanbul, Ankara'da falan hava soğumuş mu? Yağmur, fırtına mı varmış? İzmir de etkilendi böyle. Hani sıcak ama böyle bir rüzgar var. Dışarıda böyle güneş açmıyor. Bir acayip böyle sıkıntılı bir hava var. Bilmiyorum. O yüzden de görüntü şey. Şu tırnağımdaki oje arkadaşlar, yaklaşamıyorum ekrana. Şu sorunu bir türlü çözemedim. Niye bilmiyorum. Yaklaşınca böyle kararıyor. Anca şu uzaklıktan gösterebiliyorum. Bu müthiş renk arkadaşlar. Böyle duyokrom gibi, gördüğünüz gibi mavi mor yansımalı muhteşem bir renk. Şu an tırnaklarımda 4 kat var. Evet. 4 kat var. Daha önce 3 kat sürmüştüm. Daha sonra ömrünü uzatmak için ve biraz daha kullanmak için 4. katı da sürdüm. 2 katta pek iyi olduğunu söyleyemem arkadaşlar. 3. katta asıl opak oldu. Ama yapısı ve sürümü çok güzel, rahat. Yani böyle renkleri benim gibi seviyorsanız, biliyorsunuz bu renklere aşığım ben. Bu tarz böyle mavi mor yanardönerli bütün ojeler benim olsun istiyorum. Böyle ojeleri seviyorsanız yani 3-4-5 katta sürmeye değer arkadaşlar. Ben bunu yani abartmıyorum. 8-10 kat bile sürerim şu rengi kullanabilmek için. Çünkü çok bayıldığım tonlar bunlar benim. Daha sonra bu Long Lasting göz kalemlerinin yeni bir rengi gelmişti. 20 numara Lucky Lead adlı. Şu çok koyu siyaha yakın acı kahve arkadaşlar. Ben bu Long Lasting kalemleri çok 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 seviyorum, biliyorsunuz. Ben de bunun 7-8 tane daha rengi var. Siyahını zaten bayılarak kullanıyorum uzun süredir. Bu kop koyu olan kahveyi de almak istedim. Aldığımdan beri de birkaç kere kullandım. Harika bir renk arkadaşlar. Eğer siyah göz kalemi kullanamıyorsanız, böyle siyah göz kalemleri benim gözümde çok keskin duruyor, o kadar koyu sert görünüm istemiyorum diyorsanız, mutlaka bu 20 numarasına bakın. Long Lasting'lerin zaten 5,5 lira bunlar ve muhteşem performans. Gözümün üstünde eyeliner olarak da denedim. Ya da böyle siyah göz kalemi kullanmak istemediğim zaman gözümün alt kısmına da deneyip dağıttım. Çok da güzel koyu kahve, dumanlı makyajlar yapabiliyorsunuz. Kesinlikle öneriyorum. Hatta size şurada bir rengini göstereyim. Bildiğiniz siyaha yakın ve mat bir acı kahve. Biliyorsunuz bu Long Lasting'lerin bir kahverengisi daha vardı. O kahverengiden çok daha koyu ve karşıdan hani bayağı siyah gibi görünen bir renk arkadaşlar. Tavsiye ederim böyle bir şey arıyorsanız. Ve son olarak Rossmann'dan Essence'in aldım. Bu Essence'in son 1-2 ay içinde gelen far paletlerinin All About Chocolates adlı far paleti. Ben bu far paletini arkadaşlar gördüğümden beri istiyordum. Aynı bu şekilde olan bir de başka çeşitleri vardı, biliyorsunuz. Ben de bunlardan All About Nude olanı vardı. O far paletini ben bayılarak kullanıyorum. Çok seviyorum. Bunu da almak istedim. Bu böyle işte 05 Chocolates olarak geçiyor. Şurada görmeyeceksiniz ismini ama bunu da aldığımdan beri 2 kere falan kullandım sanırım. Şöyle tamamen doğal ve sedefli renklerden oluşuyor arkadaşlar. Hatta şuradaki miydi? Şuradaki ten rengi hatta biraz mata dönük bir renk. Diğerleri sedefli, çok doğal duran renkler. Çok aşırı renklerini vermiyorlar. Pigmentasyon orta derece diyebilirim. Böyle üst üste alıp 2-3 kat yoğun sürdüğünüz zaman gayet güzel duruyor. Ama öyle dediğim gibi aşırı renk vermiyor. Zaten doğal tonlar. Ama böyle doğal tonları seven, koyu rujlarla rahat kullanılabilecek farlar arayanlar bu palete bakabilir. Bunu da 13 lira gibi bir fiyata aldım arkadaşlar.
Anneler gününün aldığım birkaç şeye geleyim. Öncelikle bunları indirimden almadım. Bunlar ihtiyaç olduğu için aldım. Benri'nin bu ıslak bebek havlularını da aldım. Daha önce bunlardan bir tane kullanmıştım. Geçen sene gayet sevmiştim. Yerde kaplamıyor. Bunlardan böyle iki paket aldım. Bazı şeyleri almayı unutmuşum yanıma. Benri'lerden gidiyorum yine. Benri'den disk makyaj pamuğum bitmişti. Şundan aldım. Bundan 3 paket de almış olabilirim. Bir tanesini getirmedim. Şunlardan aldım. Sürekli tüketiyorum. Bir de koyu renk ojeler için olan Benri asetondan aldım 3 şişe. Onları da her zaman her gratiste bulamıyorum. Bulduğum zaman 3 tane birden kaptım, stokladım elimdekiler azaldığı için. Çünkü bu Benri'nin pamuklarına ve asetonuna manyak gibi alışmışım arkadaşlar. Yani başka pamuk ve aseton kullanamıyorum. Bilmiyorum benim gibi olan var mı? Hani sanki başka pamuk ve aseton kullanınca hani ojem sanki ojem çıkmayacak sanki ya da böyle pamuklar parçalanıp uçacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum. Çok alışmışım. Behr'in pamuk ve asetonlarını denemeyenler varsa mutlaka denesin. Ben hastasıyım. Daha sonra başka ne almışım? Garnier'den aldım arkadaşlar. Bunları ben Migros'tan aldım. Migros Anneler Günü'nde tüm cilt bakım ürünlerinde %50 indirim yaptı. Ben de Garnier makyaj temizleme suyumu yedekledim. Bir tane aldım ve 6,95 gibi çok 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 ucuz bir fiyatı vardı. İnanamadım. Ve Gratis Watsons'ın bizi kazıkladığını Migros sayesinde fark etmiş oldum. Arkadaşlar çok sinirlendim açıkçası. Migros bunun normal fiyatı 13 lirayken 6,95 gibi bir fiyata indirerek satışa koymuş indirimde. Ama Gratis Watsons ne yapıyor? Bunun normal fiyatını böyle 17-18 liraymış gibi gösteriyor. Ve indirimde böyle 11 liraya düşmüş, 12 liraya düşmüş diye bize kakalamaya çalışıyor. Daha önce böyle Colgate Optic White'ta da diş macunu ile ilgili de bir indirim fiyat yakalamıştım. Migros ve Watsons arasındaki farkı yine yakaladım arkadaşlar. İnanamıyorum açıkçası. Yani bir daha bunu alacak olursam Migros'tan alacağım. Normal fiyatını bile 12-13 liraya satıyormuş çünkü Migros. Haberiniz olsun. Gidip 17-18 liraya almayın. Yani indirimliyken 11 liraya satıyorlar ama Migros indiriminde 7 liraya satılıyor. Yani aradaki farka bakar mısınız? 4 lira. Şaka gibi yani. Resmen kandırmaya çalışıyorlar insanları. Bunu bir arkadaş önermişti bana YouTube'da. Rimelleri çok iyi çıkarıyor diye. Garnier'in bir de bu makyaj çıkarıcısını almak istedim. Bu ultra makyaj çıkarma falan filan demiş. Suya dayanıklı makyajı çıkarır. Ben bunu neden aldım? Bu pastelin renkli rimellerini biliyorsunuz. Onlar zor çıkıyor biraz. Arkadaşlar, o pastel renkli rimel konusu açılmıştı bir videomun altında. Şu an hangi arkadaş bilmiyorum. Beni şu an izliyorsa hatırlar kim olduğunu. Bana Garnier'in bu makyaj temizleme temizleyicisini önermişti. Pastelin renkli rimellerini de çok güzel çıkarıyor diye. Ve bunu daha önce bunun hakkında olumlu yorumlar duymuştum. Ben de merak ettim ve sadece 5 liraya düşmüşken Migros indiriminde cidden çok güzeldi Migros indirimindeki fiyatlar. Hemen alıp denemek istedim. Henüz denemedim yalnız. Ve son olarak arkadaşlar bunu nereden aldım ben? Ha, Gratis'ten. Anneler gününde Gratis'ten aldığım bir Goş ürünü var. Goş'un bu BB Powder diye geçen BB pudrasını aldım. Ben bunun hakkında aslında hiçbir şey okumadım, hiçbir şey duymadım. Sadece orada elleyip yapısını çok beğendiğim için denemek istedim. Bu 30 liradan 15 liraya düşmüştü. Bence çok iyi bir fiyat. All in one yazıyor. Natural Mattifying Moisturizing demiş. Hem matlaştırıyor hem nemlendiriyormuş. Doğal bir görüntüsü varmış pudranın. Ben 02 olan en açık tonunu aldım. Bunun 3 tane tonu vardı arkadaşlar. Şu an bu arada bu pudra yüzümde var. Bugünkü cilt makyajımda Misha'nın BB kremini kullandım. Misha'nın BB kreminin üzerinde bunu uyguladım. Bunu ben birkaç seferdir kullanıyorum ve gayet memnun kaldım. Şöyle şurada bir aynası var.
Renk de şu şekilde ve tenimle gerçekten uyduğunu fark ettim rengin arkadaşlar. Benim için artık önemli olan boynumla yüzümün aynı renk görünmesi ve şu an farkındaysanız boynumla yüzüm arasında pek bir fark yok. Ben öyle görüyorum. Yapısını çok beğendim. Çok hafif bir pudra ve pütür pütür yapmıyor suratı böyle. Yani tam benim sevdiğim tarzda bir pudra çıktı. Ben bunu sevdim arkadaşlar. Hatta biraz grimsi bir açık ton bu. Böyle grimsi açık tonlar benim cildimde daha iyi duruyor. Sanırım Misha'nın BB kremi de öyle çünkü. Kokusu falan yok. Ben bunu gayet beğendim. Ambalajı da çok hoşuma gitti. Böyle siyah, hoş bir ambalajı var. Yani indirimlerde bakabilirsiniz. 15 liraya bence güzel bir pudra. Bir taraftan da Rimmel'in Stay Matte transparanını kullanıyorum. İşte bir onu bir bunu böyle dönüşümlü kullanacağım artık sanırım. Bu bittiği zaman indirimlerden tekrar alabilirim. Gerçekten beğendim yani 2-3 kez kullanmama rağmen. Şimdi arkadaşlar Catherine Arley'den bir haber vereceğim size. Catherine Arley'nin yeni mat serisi rujları çıktı. Ve teşekkür ediyorum tekrar bana denemem için 2 tane rengini yolladılar. Şöyle göstereyim. Bu paket bana geçen hafta ulaştı. İzliyorsa eğer buradan Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şöyle 4 tane Elite markasının mat ojesini yolladılar. Bunları daha denemedim ama renkleri tam benlik. 2 tane de Catherine Arley'nin mat yeni seri rujlarından yolladılar. Şöyle mat bir şekilde ambalajları var. Hafif ambalajlar. Şu an arkadaşlar dudağımda olan ruju merak ettiyseniz dudağımda olanmış bu mat seriden M06 adlı sanırım serideki en koyu olan bordo ruj. Şöyle harika bir renk arkadaşlar. Biliyorum bayağı koyu bir renk. Hatta karanlıkta böyle akşam gözüyle siyah yakın görünüyor. Kop koyu görünüyor dudaklarım. Şöyle harika bir koyu bordo. Benim gibi bordo sevenler bu renge bayılacaktır. Ve seride 11 tane renk var. Bordo tonlarından da birkaç tane var sitesinde gördüğüm kadarıyla. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim. Ama önce diğer rengi de göstereyim. Ruj hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Çok şaşırttı beni bu rujlar. Diğer renk ise M04. Şöyle bir fuşya, vişne çürüğü gibi bir koyu pembe arkadaşlar. Bunları ben elimin üstünde de göstereceğim ama çok zor çıkıyorlar arkadaşlar. Rujlar aşırı derecede kalıcı. Aşırı aşırı kalıcı yani şok oldum. Ben bunları geldiği gün denedim. Size şöyle diyeyim yani şaka yapmıyorum. Cidden şaşırdım yani bu fiyata böyle performans ilk defa görüyorum gerçekten. Instagram'da da zaten söyledim bu yorumlarımı. Beni biliyorsunuz ben ürünleri beğendiysem beğendim derim, beğenmediysem beğenmem derim. Boş yorum yapmam. Hiçbir şey hakkında boş yorum yapmam. Ruju dudağımdan arkadaşlar zor zar zor kolonyalı mendille silerek çıkardım. Bildiğiniz böyle stain dediğiniz iz kalıyor dudağınızda. O kadar kalıcılar ve çok da dikkatli düzgün sürmeniz gerekiyor. Ben bunu mesela şu an kalemsiz sürdüm. Kalemsiz sürmeme rağmen çok dikkat ettim tabii kalemsiz sürdüğüm için. Yine kalemsiz sürdüğüm halde gayet düzgün sürmüşüm. Nasıl sürdüysem bilmiyorum. Ve matlığı çok güzel bakın. Gerçekten mat rujlar arkadaşlar. Hemen elimin üstünde ben size göstereyim. Bilmiyorum. Acayip kalıcılar. Çok aşırı kalıcı rujları sevmiyorsanız büyük ihtimal biraz sinirinizi bozabilir bu rujlar. Ama ben bütün makyaj ürünlerinde kalıcı olmasını çok seviyorum. Renkler şu şekilde arkadaşlar. Şuradaki şu an dudağımdaki kahve alt tonlu bordo ve benim kahve alt tonlu bordo rujlara ne kadar bayıldığımı biliyorsunuz. Şu da
Diğeri böyle koyu pembe, çok hoş bir ton bu da. Dediğim gibi arkadaşlar, ruju ilk sürdüğümde deneme yaptım. Peçeteyi aldım, peçeteye bastırdım. Peçeteye çok az bir miktar ruj bulaştı. Birkaç kere peçeteye dudağımı bastırdığım halde ruj aynen şu görüntüde, hatta daha da matlaşmış bir şekilde dudağımda duruyordu. Hiçbir çizgilerde çıkma, dalgalanma yoktu dudağımda, aynen duruyordu. Daha sonra peçeteyle hadi temizleyeyim dedim, diğerini deneyeyim dedim. Peçeteyle çıkaramadım arkadaşlar. Bildiğiniz hani izi kaldı böyle, dudaklarımda pembe pembe bir leke kaldı. En sonunda kolonyalı mendille zorladım. O şekilde çıkardım. O şekilde çıkardığım halde hala dudağımda bir etkisi kalmış rujların. Acayip derecede kalıcılar. Hani abartmıyorum, hani bir 5-6 saat kesin gider yiyip içtiğiniz halde dudağınızdan çıkacağını sanmıyorum. Öyle anladım ben. Ve mat rujlar biliyorsunuz normalde sert yapıda olur. Ama bunların yapısı asla sert değil. Normal böyle satin yapıda bir ruju dudağınıza sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Yapıları çok güzel. Sert yapıda, kuru yapıda değiller. Satin yapıda bir ruju sürüyor gibi hissediyorsunuz. Ama dudağınıza sürdüğünüzdeki görüntü bu şekilde. Çok güzel kadifemsi bir mat görüntü oluyor. Şu şekilde kadifemsi bir mat görüntü oluyor. Ben çok 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 beğendim arkadaşlar. Yani sitesinden bakabilirsiniz. Gerçekten bayıldım. Abartmıyorum. Yani çok aşırı derecede kalıcı, dudakları kurutmayan kadife matlığında ruj arıyorsanız bakabilirsiniz. Ojelerde şu şekilde, hemen numaralarını söyleyeyim. Elit'in mat rujları. Bunları ilk kez deneyeceğim. Bilmiyordum Elit'in mat rujlarını çıkardığını. Şu lacivert M108 numara. Kırmızı M16 numara. Sonra şöyle koyu bir mor var, mürdüm M18 numara. Bir de böyle sedefli metalik gibi çok değişik tatlı bir yeşil var. Bu da M15 numara arkadaşlar. Aldığım birkaç parça çanta, ayakkabı alışverişime geliyorum. Bir tanesi Trendyol'dan aldığım şu çanta arkadaşlar. Bunun böyle uzun askısıyla da kullanabiliyorsunuz. Şu iki yanda şöyle gözü var, cep telefonunuzu falan koymak için. İçinde herhangi bir gözü yok fermuarın, ama içi çok geniş. Bir de şurada şöyle ön kısmında gözü var. Şunların altında. Şurada da gözü var arkadaşlar. İçi bayağı geniş, bayağı büyük. Evet, içinde gözü yok. Ön kısmında da gözü var. Ben bunu Trendyol'da bir çanta kampanyasından 40 liraya aldım. Yalnız ben bunu fotoğraflarda böyle kutu gibi görmüştüm. Sanırım kandırmaca yapmışlar, içini doldurmuşlar. Kutu gibi hani sert bir malzeme sanmıştım, hayal etmiştim. Ama öyle çıkmadı. Gördüğünüz gibi böyle yumuşak, suni deri bir model çıktı. Ama model olarak gayet beğendim. Sadece umduğum gibi sert bir çanta çıkmadı. Şöyle modelin çok beğendiğim düz günlük bir siyah çanta. Dediğim gibi bunu 40 liraya aldım. Bir da, çanta daha var arkadaşlar. Bu çantayı eBay'den aldım ve bayıldım. Bu da 40 liraya falan geldi ve bu çantanın birkaç rengi daha vardı. Bordosu, laciverti, açık pembesi ve siyahı vardı. Ben ise şöyle askılı. Ben ise şu lila olan rengini aldım. Fotoğraflarda daha mor görünüyordu ama bayağı açık lila geldi. Ama bu tonda bir çantam yoktu. Ben bu çantanın kalitesine aşık oldum arkadaşlar. Ve bakın yapısı oradan anlaşılacak mı bilmiyorum. Ya yani ellemeniz gerekiyor. Böyle çok değişik bir yapısı var. Şöyle bir çanta. Tam böyle orta boy. İçi çok geniş. Açtığımız yeri şu şekilde. Ben bu tarz açılışları çok severim. Şu şekilde açıyorsanız şu an içi dolu. Bunu ben iki seferdir kullanıyorum. O kadar sevdim ki kıyafetime uymasa bile bunu alıp çıkasım geliyor. Yani bayağı sevdim. Şurada bir fermuar gözü var. Bir de şurada iki tane böyle telefon koymalık gibi bir gözü var. Kalitesi harika. Yani ilk defa Çin'den aldığım bir çantaya bu kadar bayıldım.
O Çin'den gelen çantalar gibi böyle plastik uhu gibi yapışkan gibi koku falan da yok. Böyle sanki gerçek deri suyu etmiş gibi çanta kokusu var bunda. Çok 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 sevdim arkadaşlar ben buna. Bayıldım, aşık oldum. Bu çantanın da linkini videonun altına bırakacağım. Daha sonra diğer siyah çantayla birlikte aldığım yine Trendyol'dan alışveriş var bir tane. Şu ayakkabılar. Bunları da Bambi kampanyasından aldım. Arkadaşlar bunlar da 70 liraydı. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gördüğünüz gibi kalın topuklu platformlu modellerden yine. Bunun ben şu model olarak çok hoşuma gittiği için aldım. Şurası cırt cırtlı. Modeli çok hoşuma gitti. Bunda 36'm var aldım. Ayağıma cuk oturdu. Şöyle bir model arkadaşlar. Henüz dışarıya giymedim. Ama öyle çok rahatsız gelmedi. Tabii ben topuklularla rahat bile olsa uzun süre yürüyemiyorum. O ayrı mesele. Ama gayet beğendim. Bunu da ayağımda fotoğrafını Instagram'a koydum. Çok güzel bir duruşu var ayaklarımda. Bunları da beğendim. Böyleydi arkadaşlar bu karışık alışveriş videom. Saçlarımı da beğendiniz mi bilmiyorum. Büyük ihtimal beğenmişsinizdir. Çünkü ben bayıldım. Hem kestirdiğim için üstümden bir yük kalktı. Hem kestirip eski renge döndüğüm için. Ve şu an orijinal köpüksüz kendi orijinal saçımla da karşınıza çıktığım için çok mutluyum. Bu şekilde saçlarımı görmek çok istiyorsunuz çünkü biliyorum. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.